Selam canlar. Bugün yeni çıkacak oyunlardan, yıllardır beklenen, ertelenen oyunlardan, ücretsiz oyunlardan ve çıktığında da ücretsiz olacak oyunlardan, takipçilerimizin kesinlikle seveceği, beşimden istek listesini almasını istediğim oyunlardan bir takım sürprizlerden bahsedeceğiz. Öncelikle Discord'umuzda birkaç ayda bir oyun turnuvaları yapıyoruz. Şimdi Bannerlord turnuvamız başladı. Discord'a katılıp oradan başvurabilirsiniz turnuvalar odasından. Discord'umuza da katılmış olursunuz. Sohbet muhabbet etmiş oluruz. Şimdi hızlı hızlı başlayalım. God of War Ragnarok, neredeyse tüm oyuncuların beklediği, merak ettiği, özellikle de 2018'den beri, özellikle de bilgisayarı çıktıktan sonra God of War daha tazeydi biz bilgisayar oyuncuları için. Ve God of War Ragnarok 9 Kasım 2022'de piyasaya sürülecek. Türkçe altyazı seçeneği de mevcut. 6 gün önce baba ve oğul tanıtımıyla çıkış tarihi duyurulmuştu. Şimdi God of War serisinden vesaire bahsetmeyeceğiz. O kadar detaya girmeyeceğiz ama bu oyun İskandinav mitolojisinden esintiler barındırıyor kendi içinde. Eski Norveç'te geçiyor ve ana kahramanlar olan Kratos'la küçük oğlu Atreus'a yer veriyor oyunumuz. Merakla bekliyoruz. Skull and Bones, bunun Instagram Forbes hesabımızdan da zaten duyurusunu yapmıştım çıkış tarihi duyurulduğunda. Kasım bizim yüzümüze gülecek gibi. 9 Kasım'da Ragnarok, 8 Kasım'da da Skull and Bones çıkacak 2022'de. Zaten sonbahar ayı, özellikle Kasım ayı 3A oyunlar için bir oyun duyurma ayı. En bereketli geçen aylardan biri. Skull and Bones da bizim 2018 özellikle Gamescom'dan sonra o oynanış videoları vesaire bizi bizden almıştı. Benim de beklediğim bir oyundu. Özellikle Sea of Thieves, onun çakması Black Flag oynayanlar, Assassin's Creed 3'ü oynayanlar, Assassin's Creed Black Flag oynayanlar bu oyunu bekliyordur ve ertelendi. Çıkacak mı, çıkmayacak mı, unutuldu mu falan diye düşünmeye başladık. Ama 8 Kasım'da neredeyse tüm platformlarda çıkacak. Bilgisayarda da Epic Games'ten sunulacakmış. Epic Games genelde anlaşmalarını 1 yıllık yapıyordu. 1 yıl boyunca Steam'e eklenmiyordu o oyunlar. Yine büyük olasılıkla öyle olacak maalesef. Şimdi bu oyunumuzu ilk gördüğümüzde Assassin's Creed Black Flag'e benzetebiliriz ama ondan daha çok Sea of Thieves'e benziyor. Videolarını izleyebilirsiniz. Tanıtımlarına bakabilirsiniz. Hatta oynanış videolarına da ben rastladım. Oyun korsanlığın altın çağında geçiyor. Korsanlığın altın çağında genelde 1690-1730'lar arasında. Oyunumuz Hint Okyanusu'ndan esinlenmiş bir dünyada geçiyor. En çok dikkat çeken ve aslında oyuncuların birçok yönden eleştirdiği konu da şu: neden birebir dövüş yok? Neden birebir dövüşemiyoruz rakiplerle? Tamam, deniz savaşları var. Ama deniz savaşları sırasında bordolama, ki ben Empire Total War'da çok severim o bordolama olayını. Direkt birebir dövüşe geçerler bordaladıktan sonra. Ki bu denizciliklerde de vardır yani. Ama burada bordolama yaptığınızda, yan yana geldiğinizde, birbirlerini gemilerini atladıklarında ufak bir sinematik giriyor ve sonuçlanıyor direkt savaş. Biz birebir savaşamıyoruz. Bu oyuncuları biraz yaralayan ve beni de biraz yaralayan bir konu aslında. Bu yönden de Assassin's Creed'e benzemiyor. Yani öyle birebir dövüş yapacaksınız. Tamam, birebir etkileşime geçebiliyorsunuz NPC'lerle ama ticaret yapmak için, ne bileyim, hazine avına çıkarken, keşif yaptığınızda, eşya satın alacağınız zaman köylerde, kasabalarda dolaşabiliyorsunuz. Mağaraların içine girebiliyorsunuz. TPS bir şekilde oynuyorsunuz ama birebir dövüşemiyoruz. Belki ileride gelir, bilmiyorum. Bir umut bekleyeceğiz. İnşallah Türkçe dil desteği de gelir. Onu da bekleyeceğiz. Tek oyunculuda oyunun tüm mekaniklerini kullanabildiğimizi söylüyorlar. Tabii ki çok oyunculu izlediğim kadarıyla da bana daha cazip geldi. Yani arkadaşlarınızla birlikte diğer gemilere karşı savaşmak, geminizi güçlendirmek, mücadele etmek veya bir başkasının gemisine çökmeye çalışmak, hazinelerini çökmeye çalışmak daha keyifli gelebilir. Ama oyunun tüm mekaniklerini de tek oyunculuda kullanabildiğimizi söylüyorlar. Bu güzel. Keşif, yağmalama, yağmalama çok düşündüğünüz gibi olmayabilir. Hazine avları, araştırmalar ve daha birçok etkinlik tamamlayarak kötü şöhret kazanabiliyorsunuz. Amacınız biraz da kötü şöhret kazanmak. Yeni gemiler alıp mürettebatınızı arttırmak. İlk başta basit bir ticaret kayığıyla mı, gemisiyle mi diyelim, başlıyorsunuz. Sonrasında geminizi de güçlendiriyorsunuz. Silahlarınızı kuvvetlendiriyorsunuz. Kaynaklar toplayıp craft yapabiliyorsunuz. Et için birbirinden farklı hayvanları, yaratıkları avlayabiliyorsunuz. Üretim yapabilirsiniz. Oyunda da kargo gemileri, yolcu gemileri, savaş gemileri var. Bunların dezavantajları ve avantajlarını yine videodan izleyerek öğrenirsiniz, resmi videodan. Yüzyıl savaşlarını anlatan yeni bir oyun duyuruldu. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Crown Wars, Artifact Studio tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir taktik oyunu. PC ve konsollar için 2023'te çıkacak. Bu taktiksel sıra tabanlı strateji oyununda Yüzyıl Savaşları'ndaki, Yüzyıl Savaşları'nın ne kadar şiddetli, Avrupa'ya ne kadar büyük bir zarar verdiğinden veya karıştırdığından bahsetmeye gerek yok. Bu dönemde çatışmalar kızışırken
Zafer arayışında olan bir soylu aile reisisiniz. Düşman gruplarıyla mücadele edeceğiz. Kalemizi geliştireceğiz. Diğer ailelerle bağlarımızı kuvvetlendirip kaynaklarımızı zekice yöneteceğiz. Kendi içinde ufak bir hikayesi de var. İstekliyseniz de bence şimdiden alabilirsiniz. Daha çıkmadan ücretsiz olan bir oyun Stray gerçekten sağlam hype'landı. Şu anda da ön siparişte indirimli bir şekilde 144 TL'ye sipariş verebiliyorsunuz. Kime ücretsiz oldu peki? PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak oyun. 19 Temmuz'da çıkış yapacak kedi simülasyonu oyunu size çok farklı bir deneyim yaşatacak. Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisi oluyorsunuz. Unutulmuş bir siber şehirden kurtulmak ve eve giden yolu bulmak için antik de bir gizemi çözmek zorundasınız. Yaklaşık 8-10 saatlik bir oynanış süresi olması bekleniyor. Bir Türk yapımı olan Cats and the Other Lives'da bayağı sevmiştim bu kedi yönetimi olayını, bir hayvan yönetimi olayını. Zaten bir videoda kesin bahsederim. En çok çıkmasını beklediğim oyunlardan biri de bununla ilgili, ama onu başka videoda konuşuruz. Bunu da merakla bekleyeceğiz. PlayStation Plus üyelerine müjde olsun bu da. Rockstar'la ilgili ufak bir haber. Red Dead Redemption güncellemelerini askıya alıp GTA 6'ya odaklanacaklarını haber ettiler. Ama zaten önceki güncellemelerden de memnun olmayan, çok da şeyimizde diyen bir oyuncu topluluğu da vardı. Skyrim oyuncuları, şimdi biz evet Mount & Blade oyunlarında modlara bayılıyoruz. Kanalımızda da yüzlerce videoları var, ama Skyrim'de yine modlarıyla yaşamaya devam eden kutlu oyunlardan biri. Ve yeni çıkan bu mod şimdiden yaklaşık 60 bin kere indirilmiş. Co-op bir mod Skyrim Together Reborn ve oyuncular arasında da büyük bir ilgiyle karşılandı. Yalnızca Steam'in Skyrim Special Edition 1.6 sürümüne yüklenebilirmiş. Oynamak isteyenlere şimdiden duyurulur. Prime Gaming indirimlerinden yine Instagram hesabımızda Ferber'daki orayı da takip etmenizi öneririm. Çünkü oyun haberleri, kanalla ilgili kesitler, şakalı komikli içerikler falan paylaştığımız bir sayfamız. Orada duyurmuştuk. Prime Gaming'de bu ay bir sürü oyun ücretsiz verildi. 30'dan fazla ücretsiz oyun var. İçinde Mass Effect'lerin olduğu, Need for Speed Heat'lerin olduğu 30'dan fazla oyunu almak isterseniz de Prime üyesi olmanız yeterli. Amazon Prime üyesiyseniz aylık 8 liraya bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz ki bence kesinlikle alın. Oyun içi paketler de alıyorsunuz bir sürü oyundan. Dizi, film izliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz kargo veriyorsunuz. Ücretsiz şekilde Furby Twitch'te abone oluyorsunuz falan. Mükemmel özellikleri var Prime'ın, değerlendirin. Evet canlarım, son haftalardaki oyun haberlerinden, oyun gündeminden biraz bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.